Arkadaşlar bu arada eğer hızlı gidiyorsam söyleyin. Daha yavaş ilerleyelim. Anlattığım konular sizin için yeterince açıklayıcı mı yoksa anlamadığınız bir yer var mı? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok galiba. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi ben dediklerinizi yaptım ve bir saçılım diyagramı, grafiği çizdim. Sıcaklık ortalaması ile ilişkisiyle ilgili. Yani grafiği nasıl yorumlayacağımı, yani nasıl bilebilirim? Yani ne yapacağım burada? Bak, grafikte bir x ekseni var, bir l ekseni var. Mesela seninki değişik olabilir. Seninki mesela v ve t arasında değişti. Yani şey var. Sonuçta bir tanesi yatay eksende, bir tanesi düşey eksende, değil mi? Nasıl Evet. yorumluyoruz? Bak, öncelikle şöyle. Bak, şimdi soldan sağa bir artış var. Görüyor musun benimkinde? 0,0'dan 0,5'e kadar bir artış var. Evet. Düşey eksende ise de aşağıdan yukarıya bir artış var. Yani 8,6'dan bir 10'a kadar çıkış var. Şimdi noktaları değerlendirirken ne anlayabiliriz? Bak, bir kere burada bir mavi çizgi var. Tamam. Bu mavi çizgi ne gösteriyor bize? Sence? Sen bir yorum yap bakalım. Mavi çizgi ne gösteriyor bize? Mavi çizgi bu 1975 yılındaki verilerin eğilimi. Yani doğrusal eğilim. Şimdi eğilim yukarıya doğru, değil mi? Evet. Peki bu ne Yani anlama gelir sence? şeyler artmış. Yani ortalamalar ya da LT neyse o artmış Yok, demektir. bak şimdi karıştırma. Bak, R'yi TL ile karıştırıyorlar. Yani karşılaştırıyoruz. Yani şimdi R ve L arasındaki bir çizgi şöyle doğrusal ve yukarıya doğruysa ne anlama gelir? Yani R artarken L daha çok mu artmış? Yani Bak aynen. Bak, R artarken L de artar. Hı. Bu böyle olsaydı, bu mavi çizgi tam tersi olsaydı, bu O şey zaman anlamı bir olur. gelirdi. R artarken L düşer mantığı. Hı. Şimdi bir tane daha bir şey daha söylüyorum sana. Sence bu mavi çizgi bu mavi noktaları ne kadar ifade ediyordur? Yani sapmalar ne kadar sence? Kabul edilir mi? Sapmalar çok fazla. Heh, o zaman bu ilişki doğrusal değildir. Bakın, bu bir doğru, değil mi? Doğrusal İlişki bir ilişki yok ne? diyeceğiz, değil mi hocam? Aynen. Bak, şöyle. Bu doğrusal. Bak, ben bunu mesela logaritma ya da mesela polinom seçseydim. Şimdi biraz kötü bir örnek ama bu eğri çizgi, yani eğri bu şeye göre, bir önceki şeye göre daha iyi ifade ediyor bizim verilerimiz, değil mi? Yani Aynı tabii. zamanda bunu da anlayabilirsin bu saçılma diyagramında. Bir de şöyle bir şey var. Bak, eğer eğilimleri de göz önünde bulundurursan, bak, 1975 yılında LT üzerindeki etkisi daha azdı. Halbuki 1976'daki veride, bak, bu çoğalırken daha büyük bir eğilimle, yani daha fazla miktarda çoğalmasına sebep oluyor. Görüyor musun? Gönlümü anladım. Bunu benzer bir sürü şey yapabiliyorsun, analiz yapabilirsin. Sorunun cevabını alabildin mi? Aldım hocam. Teşekkür ederim. Başka şeyler de yapılabilir. Şu an dediğim gibi, yani bu aklınızdaki o soruyu veya da hipoteze bağlı olarak yorumlanması gereken şey. Yani temel bir şey yok. Bir şey ya reddedersiniz bu grafik üzerinde. Yani bunları biz örnek olarak, delil olarak getirirken kendi hipotezimizi teyit etmek ya da belli bir hipotezi reddetmek için kullandığımız terimler bunlar. Şimdi Hocam bakın, ben güzel. Hı. kusura bakmayın böldüm. Rica Kendi ederim. verilerime bunu bu şey yani şu şekilde uyarlayabilir miyim? Mesela Tabii bence tabii. toprak yollar genellikle azalıyor. Hı. Asfalt, betonu ve statik kaplama yapabilmek için. Şimdi Tamam. ben toprak yolların düzenli yani arada tabii arttığı zamanlar oluyor ama azalmasına bağlı olarak hani normal otoyolların artması ve bunu kullanan insanların da beraberinde artmasıyla ilişkilendirebilir miyim? İlişkilendirebilirsin ama mesela atıyorum, sen mesela diyelim ki böyle bir analiz yapman daha mantıklı. Diyelim ki sen işte toprak yolların azalması
ve işte atıyorum işe geç kalma şeyin birbirine karşılaştırsan daha mantıklı bir sonuç veriyor sana. Yani acaba torpak yolların azalması ve ya da tam tersi, bu ters hipotez. Yani işte asfalt yolların çoğalması işe geç kalma miktarını azaltıyor mu, yoksa ters bir ilişkisi mi var? Anladım. Aslında mantıklı da hocam, o işe gitme süresi bir de bir yılla bulunabilir mi? Ona bir bakayım bakalım. Var mı? Buna benzer çeşitli çeşitli kombineler yapabilirsin sonuçta. Anladım. Anladım hocam. Başka sorusu olan? Hocam. Efendim söyle. Şimdi burada mesela doğrusal şeyi kullandık ya, çizgili. Evet. Evet. Burada hangisini kullanmak daha doğru oluyor bu durumda? Onu modellemede bahsedeceğim ondan. Şimdi bak, bu doğru, bu doğru verini ifade eden bir doğru. Aslında ne? Ortalamaları, her bu noktaları göz önünde bulundurarak bir ortalama değerin ele vereceği ya da ortalama, eğer ortalamayı kullanırsan sonuçlanan ya da elde edeceğin sonuçlarla ilgili sana bir bilgi veriyor. Eğer verilerin bu doğruya uyan bir veri ise doğrusal ilişki daha güçlüdür ya da doğrusal modelleme daha iyi bir şekilde yapılır mantığı. Şimdi biz bunu şey için gördük. Bak, LT ve yağış arasındaki ilişki gördük. Ben şimdi bir de LT-1 ile LT arasında yapmak istiyorum. Yani eğer diyelim ki gölün geçen ayki su seviyesi ile bu ayki su seviyesi arasındaki ilişkiye bakmak istiyorum. Aynı hem 1975'te hem 76'da. Bak şimdi getireyim. Bunu burada, buraya getiriyorum. Bunu da aynı zamanda. Bak buna. Şimdi nasıl? Bak, bir değişiklik var. Ama doğru, buradaki mavi doğru. Bu arada bu şey şu an LT-1. Yani gölün bir önceki ay su seviyesiyle bu ayın arasındaki su seviyesi arasında güzel bir doğrusal ilişki vardır. Neye göre? Bir önceki ilişkiye göre. 1975'te böyleyken 76'da böyle olmuş. Bunu da değerlendirebilirsin. Olaylar ya çeşitli olaylar arasında da değişti, değerlendirebilirsin. Şimdi ne kadar doğrusal ise bu ilişki, biz o kadar iyi bir şekilde, yani o kadar daha pratik olarak bir doğrusal bir modelleme ya da bir doğrusal bir analiz yaptığımız zaman o kadar daha başarılı bir sonuçlar elde edebiliriz. Ne kadar sapma var ise, eğer yine de sapma bir mantığa sığıyorsa, diyelim ki bu tamam bir lineer fonksiyon değil de bir logaritmik fonksiyona yine de uyuyorsa güzel bir şekilde, logaritmik bir yaklaşım güzel olur. Ama yine de herhangi bir grafik kullandığımıza rağmen yine de büyük sapmalar gerçekleşiyorsa, bu şey anlama gelir. Bizim olayımız çok rastgeledir ya da çok büyük hatalar vardır. Onun için bizim analizlerimizde de sapmalar meydana gelir. Tamam. Aldın mı sorunun cevabını? Şimdi ben o zamanki ses çıkmayınca devam etmek istiyorum. Şimdi ben bunu korelasyonla ifade etmek istiyorum. Hem bakın LT ve RT arasındaki ilişki korelasyonla ifade etmek istiyorum. Korelasyon için ne dedik? Dedik ki korelasyon yazdığınız zaman korelasyon çıkıyor. İşte MATLAB'da da correlation var, R'da da var. Hepsini kullanabilirsiniz. Ben burada daha rahat olduğu için buradan gösteriyorum size. Korelasyon. Yine de bakın hepsi için de seçebilirsiniz. Yıllar arasında da seçebilirsiniz. Ben yine de 1975'in ve 76'nın değerlerini karşılaştıracağım. Bakın veri setimi seçiyorum. Türkçe versiyonda nokta virgül, İngilizce versiyonda virgül. Bakın iki, bunlar matris şeklinde değerlendirildiği için bu şekilde oluyor. Bakın korelasyon RT ve LT. Yerlerin değişmesi önemli değil. İlk başta LT'yi de seçip daha sonra RT'yi seçebilirsiniz. K
kapatıyorum parantezimi. Tıkladığım zaman bakın 0.28. Bu 1975'ti. 1976'ya bakalım. Korelasyon 1976 nokta virgül. Bakın. Korelasyon ölçeği neydi arkadaşlar? 1'e ya da eksi 1'e ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Şimdi bir dönelim grafiklerimizi tekrardan döndürelim şeye. Yoruma. Bakın. Karşılaştırıyorum. 1975'in ilişkisi bu şekilde mavi. Korelasyon katsayısı 0.28, birden hemen hemen sıfıra yakın. 76'nınki turuncu olan, yani bunları turuncu bir şeyle göstereyim ki daha yüksek, yani daha 1'e yakın, 0.6 olduğu için. Burada da kendini belli ediyor. Zaten mavi çizgi, yani turuncu çizgi, turuncu noktaları daha iyi ifade ediyor biliyor musun? Mavi çizgiye göre. Dolayısıyla 1976'da RT ve LT arasındaki ilişki daha doğrusaldır. 1975'te doğrusallıktan biraz daha sapmıştır. Ya da doğrusal, yani daha çok eğriseldir. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Böyle bir analizler yapabilirsiniz. Genel olarak baktığınız zaman da şey yapabilirsiniz. Mesela genel olarak RT ve LT arasında ilişkiyi de değerlendirebilirsiniz. Genel olarak bakıyorum ben buna. Tüm zaman serisi için korelasyon. Bakın, tüm veriyi seçtim. Baştan sonuna kadar yıllara bakmaksızın ve LT arasında. Bakın eksi var. Hatta eksi bu. Bu neyi gösteriyor bize? Gösteriyor ki bizim toplamda genel olarak verilerimizde LT ve RT arasındaki ilişki terstir. Peki burada kendini gösteriyor muydu? Hayır. Bunun nedenlerinden bahsedebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Şimdi biraz daha buna ne dedik? Korelasyon. Şimdi korelasyon temel bir kavram. Denklemini vermiştim zaten, paylaştım da bugünkü şeyde. Dokümanlar var. Gidip korelasyon denklemine de bakabilirsiniz arkadaşlar. İstatistiksel, istatistik kitaplarında da var zaten. Korelasyon genel bir kavram. Bunu çeşitli yerlerde kullanıyoruz. Bunların birisi otokorelasyon, cross korelasyon ve buna benzer terimler de var. Otokorelasyon genellikle bir değişkenin kendisi içerisindeki persistantı ifade etmek için kullandığımız lineer bağı ifade edebilen bir şey. Nasıl demiştik? Dönelim tek değişkenli örneğimize. Ben bunları siliyorum. Görebiliyor musunuz QT, QT-1, QT-2 arkadaşlar? Evet hocam. Evet hocam. Evet. Bakın şimdi ben yine de QT, QT-1, QT-3, hatta biraz daha uzatmak istiyorum. Hep bunu bakın buradan alıyorum. Bakın böylece bu QT, bu QT-1 -2 -3 -4 -5 -6. Bakın böyle yapınca
Bir kere şeyi de unutmayın. Aşağıdan bu fazla verileri de silmeyi de unutmayın. Bakın, bu ilişkileri değerlendirirken mevcut hali hazırda bulunan, bunları şey yapayım. Bakın, bu ayın yani 1. Ocak ayın 7. ayın üzerindeki etkisine ya da 16. ayın, 4. ayın zaman kaydırmasını da göstermiş olacağız böylece. Şimdi bunların arasında korelasyona baktığımız zaman otokorelasyon hesaplamış olacağız. Ben şimdi göstermek istiyorum. Bakın T-1'deki korelasyon, T-2, 5, 6. Bakın 7 tane farklı korelasyon hesaplayacağım. Her verinin kendisiyle olan korelasyonu arkadaşlar 1'dir. Niye? Çünkü birebir ilişki vardır. Aynı rakamlar tekrarlanacağı için 1'dir. Bakın. Her verinin kendisiyle olan ilişkisi 1'dir. Kaydırıyorum zamanı. Bakın burada bir tane sabit şeyimiz var. O da QT. Çünkü her zaman kaymasından meydana gelmiş olan olayları. QT ve QT-1. Bakın. Düştü 66'ya. Korelasyon. QT -2 korelasyon. Yine de hep QT var burada. T3 korelasyon QT ve 4 korelasyon QT ve 5.'si ve korelasyon QT ve en son 6 ay önceki veri. Şimdi bakın bu şekilde farklı korelasyonlar elde ettik. Bunların toplamına biz otokorelasyon diyoruz. Bunu genellikle şu şekilde ifade ediyoruz. Ben göstereyim hemen. Sütunla ifade ediyoruz ya da işte grafikle de ifade edebilirsiniz. Başka grafiklerle. Bakın arkadaşlar burada persistan kendini gösteriyor. Birebir ilişki en güçlü ilişki 1. En zayıf ilişki 0. Şimdi bakın bu olayda aynı ay, bunu zaten çoğu zaman göz önünde bulundurmuyoruz. 2. ay, 1 ay kaydırma, 2 ay kaydırma, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kaydırma. Bakın zamanla bu ilişki zayıflıyor, zayıflıyor. 0'a kadar düşüyor. 4. aydan sonra ters bir ilişki var. Yani siz 4. ayın verisini kullanıp bugünkü bu ayın değerine karşılaştırmaya çalışıyorsanız tamamen ters bir ilişki var ikisinin arasında. Bunlar korelasyon değerlerini değiştiriyor. Birbirini karşılaştırabiliyoruz. Buna otokorelasyon diyoruz. Tek bir değişken içerisindeki zaman kaydırmasından meydana gelen ilişki. Mesela ne gibi? Mesela örnek vereyim. Mesela depremden bir örnek vereyim. Mesela atıyorum depremin başlangıç ivmesinin atıyorum 10. saniyesindeki ivmeye üzerindeki etkiyi mesela belki inceleyebilirsiniz. Ya da belli bir katkı maddenin bir beton örneğinde belli bir katkı maddenin ya da bir asfalt örneğinde belli bir katkı maddenin başlangıç değerinin atıyorum 2 gün sonrasındaki değerine üzerindeki etkisini değerlendirebilirsiniz. Trafikte mesela atıyorum belli bir saat içerisindeki kalabalıklığın işte atıyorum kaza belli atıyorum 10 saat sonra 2 saat sonra
meydana gelen kalabalıklığın üzerindeki etkisine ya da belli bir saatteki meydana gelmiş olan kazanın belli bir saatin üzerindeki kazanın etkisi üzerindeki etkiyi değerlendirebilirsiniz. Biz de mesela hidrolikte mesela atıyorum dünkü akım miktarının 3 gün sonraki akım miktarı üzerindeki etkiyi değerlendirebilirsiniz ve böylece otokorelasyon analizi de yapmış olabilirsiniz şeylerde. Bir sonraki aşamada bir de cross korelasyon var. Cross korelasyon iki değişken arasında aynı zamanda zaman kaydırmasını da kapsıyor. Yani mesela diyelim ki iki değişkenin zaman içerisinde birbirini etkileme potansiyeli. Mesela zemin ve deprem ivmesini düşünelim. Zeminin sertliği, davranışını ve depremin üzerindeki birebir karşılıklı zaman içerisinde kaydırmaları da mesela düşünerek şey yapabiliriz. Mesela acaba depremin ivmesinin 10. saniyesi atıyorum tekrardan zemin üzerinde bir etkisi olabilir mi ve gelecekte gerçekleşen olayları da tetikleyebilir mi gibisinden. Ya da mesela bizimkinden diyelim ki sıcaklık ve yağış. Acaba yağış mı sıcaklığı etkiliyor? Sıcaklık mı yağışlığı, yağışı etkiliyor? Yoksa karşılıklı bir ilişki var mı? Böylece zaman içerisinde kaydırma gerçekleştirerek çeşitli olayların birbirine üzerindeki olan etkisini de dinamik bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Benim de burada sizden beklediğim analizler bu cinsten. Bir de şey yapayım çok uzatmadan bir tane de T testi göstererek dersi bitirelim. Çok oldu mu? Yani çok çok şey anlattıysak bir bırakalım burada. Şey yapalım daha sonra sunum haftasından sonra devam edelim. Çok oldu mu? Şey oldu mu? Yani fazla olduysa söyleyin arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Var mı hocam? Fazla mı oldu? Biraz fazla oldu hocam. Tamam, o zaman bırakalım burada. Bu uygulamayla ilgili şey varsa sorun o zaman. Yani bir 5-10 dakika konuşalım, ondan sonra dersi bitirelim. Hocam şimdi korelasyonu tam olarak anlayamadım da bir daha ufak bir crash korelasyon mu? Evet. Crash korelasyonun bir örneğini vereyim ben sana. Bak şimdi şöyle. Burada gerçekten olduğu için burada bir şey yapayım. O biraz karmaşık bir şey. Onu şu an üzerine gitmiyoruz. Ama öğrenmeniz adına söylüyorum bunları sadece. Bakın iki olay var. İki tane şey var. Farklı değişken var. Zaman içerisinde şey yapıyor. Mesela bu başlangıçta ikisi de aynı zamanda ölçülmüş. Birinci ayda, ikinci ayda ikisinin miktarı bu kadar. Üçüncü ayda, dördüncü ayda. Bu ikisini de biz kaydırıyoruz. Mesela diyoruz ki mesela ne gidiyoruz? GT. Bu da GT eksi bir. Bu da LT ve LT eksi 1. Bakın burada ne yapmışız? Bir zaman kaydırması var. Şimdi GT'nin LT üzerindeki etkisine baktık. GT'nin LT eksi 1 üzerindeki zamanı değerlendirmek için yaptığımız korelasyon analizde ne yapmış oluruz? Şimdi gelecek olay yani geçmiş olaylar bugünkü olaylardan etkilenemediği için LT'nin etkisini GT üzerine karşılaştırmış oluyoruz. Yani biz normalde GT girdi. LT yani GT'nin üzerindeki yani GT'nin LT üzerindeki etkiye baktığımız zaman eğer bu LT ile ve GT ile karşılaştırıyorsanız LT'nin etkisini GT üzerinde karşılaştırmış oluyorsunuz. Çünkü zamanda yani bir öncelikli şey var. Yani daha önce gerçekleşen olaylar
bir sonraki olaylara gelecek tetikler. Tabii ki bunun üzerinde de tartışabiliriz ama ya bizim burada varsayımımız zaman doğru bir çizgi üzerinde sürekli geçmişten geleceğe doğru gitmek. Şu an fiziksel bir karmaşık bir fizik problemi çözmediğimiz için sürekli zaman çizgisinin doğrusal olarak geçmişten günümüze geldiğini varsayarak şey düşünüyoruz. Geçmişte olan olaylar bugünkü ya da gelecekte olan olayları tetikleyebilir. Dolayısıyla korelasyona bakalım. Diyelim ki bu tarafta GT var. Bu tarafta LT var. Şimdi bakın GT ve LT arasındaki aynı zamanda ilişkiyi değerlendiriyorum. Korelasyon. Bakın LT ve GT'yi karşılaştırıyorum. Korelasyon eksi 75. Yani ters bir ilişki var. Şimdi LT'nin bir önce gerçekleşen olaylarını GT ile, yani bugünkü GT'nin olayıyla karşılaştırıyorum. Yani LT'nin etkisini GT üzerine bakıyorum. LT eksi 1. Bakın bu kadar. Ve bu tarafta da GT'yi kaydırıyorum. Yani G'de gerçekleşen kaymayı LT ile özleştiriyorum. Korelasyon GT eksi 1 ve bak şöyle bir şey geliyor. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Biraz daha uzatsaydık GT eksi 1, GT eksi 2 daha kendini iyi bir şekilde ifade ederdi. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Tabii ki dediğim gibi bu başlık çok daha ileri seviye analiz yani zaman serisi modellemesine geçmekte. Onun için çok kafanız karışmasın diye şey geçmiyorum. Çok basitçe anlatıyorum. Bakın burada şöyle bir ilişki analizimiz var. Bakın aynı zamanda değerlendirdiğimiz G ve L arasındaki ilişki böyle. Halbuki G'de daha önce gerçekleşen olaylar, şimdiki L'de gerçekleşen olaylarla ilişkisi böyle daha fazla. L'de daha önce gerçekleşen olaylar, şimdi G'de gerçekleşen olaylarla ilişkisi şu kadar. Yani basitçe G'nin etkisi L üzerine daha fazladır bir zaman kaydırdığımız zaman. Acaba 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay falan filan kaydırdığımız zaman aynı şekilde kalacak mı? Yoksa bu sürekli olarak azalıp çoğalan bir şekilde mi? Onu değerlendirmek adına kullanılan yöntem. Ya bu dinamik bir sistem. Yani G de etkileyebilir L'yi, L de etkileyebilir ki. Şimdi bizim normalde derslerde gördüğümüz denklemler genellikle eşittir. Mesela Y eşittir X. Bu eşit değil. Yani iki tarafı ok, ya iki başlı ok olarak şeklinde olan denklemlerde dinamik denklemlerde kullanılan analizler bunlar. Yani şu an kafanız karışmasın diye şey yapmadım. İki taraflı. Yani hem G L'yi etkileyebilir hem L G'yi etkileyebilir. Tamam. Ders konumuzun dışında kalan bir şey bu. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Kendi verilerinizde üzerinde uyguladığınız şeyler hakkında bahsedebilirsiniz ya da hocam, 10 dakikamız. Şimdi biz ne yapacağız tam olarak? Veri falan. Verilerinizi kullanarak, işte tek veri ise tek veri, birkaç tane değişken ise değişken, mesela kaç örnek ise kaç örnek,
Bunların arasında çeşitli veri analizleri yapıp şöyle grafikler ya da sayılar üretip bunu bir sunum şekline sokup haftaya sunacaksınız herkese. Olayı, işte o deneyi anlatacaksınız, olayı anlatacaksınız. Kendi kafanızda olan eğer bir hipotez var ise o hipotezi anlatacaksınız. Yok ise veri analizinde elde ettiğiniz sonuçları paylaşacaksınız ve yorumlayacaksınız. Önemli olan yorumlamak. Biz nasıl yorumladıysak az önce bu şekilde yorumlayacaksınız. Hocam öğrendiğimiz bütün verilerle yapmak zorunda değiliz değil mi? Yani hayır. Size ne uygun benim az olabilir ama öz olabilir. Yani az olursa da öz olsun. Yani güzel bir şey, basit. Yani belki sadece korelasyon analizine bakarsın ama onun içerisinde doğru düzgün bir yorum yaparsın. Burada asıl hedef güzel bir yorum katabilmek. Tamam mı? Hocam yarın okulda olacak mısınız acaba? Yarın okuldayım. Anlamadım hocam. Tamam. Okuldayım. Ha, tamam hocam. Başka sormak istediğiniz soru var mı arkadaşlar? Hocam bu sadece sizin anlattıklarınıza bağlı olarak mı kalacağız yoksa farklı şeyler? Yok, istediğiniz herhangi bir yorum, veri analiz yöntemi, herhangi bir değerlendirme, çeşitli grafikler, milyonlarca kombinasyon şey var. Bu bir dünya kendisi başlı başına. Yani bağımsız istersek farklı şeyler de yapabiliriz. İstediğiniz gibi hatta desteklerim. Yani daha iyi puan veririm böyle yapanlara. Peki hocam belli bir sıraya göre mi sunacağız yoksa o nasıl olacak? Derste yani şöyle herkes hazır olsun. Şeye göre rastgele seçeceğim listeden ona göre sunacaksınız. Tamam hocam. Tamam. Yiğit bir sorun var galiba sen. Yok hocam şöyle elimi yaptım da mikrofon sıkıyor. Tamam. Evet arkadaşlar genel ya diğerleri genellikle sessiz. Sessizler onun için ben bir şey demiyorum ama yani sizin de katılmanızı isterdim. Çünkü pratikte göreceksiniz yani bu uygulamalar o kadar da kolay değil. Yani kolay da yani benim yani burada eşittir korelasyon yazmanız kolay da yani bu uygulamayı geçtim. Yani yaptıktan sonra bakacaksınız bunu yorumlamak zor olabilir. Keşke konuşsaydınız. Soru cevap şeklinde devam etseydik. Bu daha güzel olurdu ama önemli değil. Zaten bu ara sunumu bunun için yapıyorum. Yani herkesin hem bir durumu belli olsun hem de bir işin boyutlarıyla şey yapın, aşina olun. Ona göre devam edeceğiz. Çünkü son sunumda ve vereceğiniz raporda güzel bir veri analizi ve istiyorsanız modelleme. Çünkü dediğim gibi iki tane farklı başlık bakıyoruz. Veri analizi ve modelleme. Son raporunuz ikisi üzerinde de olabilir. Sadece birini de seçebilirsiniz. Ona göre güzel bir çalışma bekliyorum arkadaşlar sizden. Onun için yani bu sadece benim bu paylaştığım dokümanlarla ya da videolara bakarak yapabileceğiniz bir şey değil. Uğraşmazsanız verilerinizle güzel bir şey üretemeyeceksiniz. Hocam bir de bazen böyle YouTube'da birkaç video oluyor. Onlara bakıyorum da böyle. Hani onların da böyle tabii. Farklı şeyleri oluyor. Yani onları da kullansak bir şey olmaz. %100 çok destekliyorum bu işi. Destekliyorum. Çeşitli değişik uygulamalar olabilir. Arkadaşlar muhakkak onlara bakın, geliştirin ve ciddi söylüyorum bu işi ciddiye alırsanız bu dersin sonucunda güzel bir eser elde etme şansınız var. Ya da en azından size katılacak bir sürü şey elde edersin. Ya bu analiz türü bu bakış şeklinde öğrendikten sonra dünyaya farklı bir şekilde bakacaksınız inanın bana. Tamam. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kim başka birisi soru sormayacak galiba. Bir sıkıntı da yoksa tekrardan düşünmenizi tavsiye ederim. Ama yine de hafta içerisinde ulaşabilirsiniz bana. Yine de uygulamayı yaparken bir sıkıntıya uğrarsanız bana ulaşın, yazın ya da işte buraya uğrayarak. Gerçi koronadan dolayı çok şey yapmıyorum ama yani ulaşabilirsiniz. Ofisteyim genellikle öğlene kadar. Saat 2-3'e kadar. Arayabilirsiniz ya da mail de atabilirsiniz. Ya da isterseniz hatta
Zoom toplantısı da yapabiliriz. Ama müsaitliğe göre değişebilir. Şey, o, ikimizin de müsait olması gerekiyor. Öyle bir görüşme yapabilmek için. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Tamam mı? Oldu mu? Tamam, Zoom toplantısı fena olmaz aslında hocam ya. Evet hocam. Nasıl? Zoom toplantısı fena olmaz dedim. Olur olur. Yani mesela bakarsınız yarın mesela şeyseniz, mesela gelemiyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Bir mesaj atarsınız ya da bir mail atarsınız, ararsınız müsaitsiniz diye. Bakarız yani, oluyorsa neden olmasın. Burada Zoom'dan paylaşırsınız, gösterirsiniz burada bilgisayar ortamınızı paylaşırsınız. Konuşuruz. İlle de buraya gelmenize gerek yok yani. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya da veri analizleriniz hazır olsun. Sunumunuzu da hazırlayın ona göre. Dediğim gibi sunumda ne yapacaksınız? Bir, o incelediğiniz olayı anlatacaksınız. Orada kullanılan malzeme, yöntemler, eğer bir yerden örnek aldıysanız o yeri anlatabilirsiniz. Örnekleme tekniğini anlatabilirsiniz. Orada kullanılan cihazları anlatabilirsiniz. İşte örnekleme aldığınız yerin özellikleri, yüksekliği, ebatı, farklı şeylerden bahsedeceksiniz. Bir de verilerinizi yapacaksınız burada, bize değerlendirmeye çalışacaksınız. O zaman dersi bitiriyorum. Birazdan sor. Şöyle yani, sunum 5 dakikadan az olmasın, 10 dakikadan çok olmasın diye bir şey diyor musunuz? 10 dakika civarında bir sunum bekliyorum sizden. 10 dakika, tamam hocam. Evet arkadaşlar, 3 dakikamız kaldı. Başka sormak istediğiniz bir şey yok ise dersi bitiriyorum. Yok galiba. Hadi bakalım. O zaman kendinize iyi bakın. Haftaya sunumlarınızla beraber gelin. Bakalım ne yaptığınızı. Şimdiye kadar öğrenmiş misiniz, öğrenmemiş misiniz? Ona göre bir karar verelim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam.